geceniz hayırlı olsun inşallah. Rızkınızda hayırlı eylesin. Hayırlı yılınızda umurumuzda hayırlı eylesin inşallah. Kardeşim Mayalıların 21 Aralığı ile ilgili söylediği sözleri düşündüm. Bu kardeşe bir soru daha sordum. Akılla ve aşkla alakalı. Kardeşim benim aklım yok, sen aklı olan birine git, ona sor. Soru sor diye yanıt verdim. Sonrasında akıl ile aşk birbirinin zıttıdır. Aklı boşamadıkça aşk ile kucaklaşamazsınız dedi. Açıklarsanız sevinirim. Soruyu sorana sor. Sözü söyleyene sor. Bir kimse bir söz söylerse o sözle alakalı bir soru o söyleyene sor. Eğer o sözü söyleyen o sözün manasını algılayıp da o sözü söylediyse onun cevabını verir. Ama o sözü söyleyen kimse o sözün manasını algılamadan söylediyse o zaman manasını algılamadı. Bir söz söylemiş olur ki Allah muhafaza eylesin onun için sıkıntılı olur. Yoksa herkes bir söz söyler. O her söz söyleyenin sözüne burada cevap vermeye kalkarsak işin içinden çıkamayız. Bir kimsenin dili yalan, gıybet vesaire de ise ve bu haliyle çevresine zarar veriyorsa o kardeşe nasıl davranmamız lazım? Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Kardeşlerinize nasihat edin. Ey iman edenler hepiniz sulha girin. Şeytanın izinden gitmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bakara suresi. Bir kimse hala daha günahta ise ne yapmamız gerek? Onun adına tövbe. Etrafınızdaki insanların hatalarının kusurlarını araştırmakla geçiyorsa ömrünüz kendinize de tövbe edin. Namazının ardına öyle namazı kılmamız gerekir mi? Hayır. Nereden çıktı? Şeyh Varus programlarında af konulu konuşmalarında sahibine danışalım demiştiniz. Konuşmalarda sahibi de sizleri izlediler mi? Bizleri biraz aydınlatır mısınız? Sahibine sormak lazım yani. Hal dervişi abilerimiz tarafından her ay peygamberleri ve şeyhini göremeyen, dördüncü makama geçemeyen imanını kurtaramaz deniyor. Fakat ben sırf rüya gören birisi değilim. Düzenli olarak üstadımın ve zikrullah meclisini takip edip iştirak edemiyorum. İmanımızı kurtarmak, hal derviş olmak olur. İmanı kurtarmanın yolları nelerdir? Bir kimsenin hal görmesi o kimsenin Kur'an ve sünnet dairesinde yaşadığına bir delildir. Fakat o kimseler bunları kendilerince kurtuluşa ermiş gibi görürlerse onlar için de çok büyük zarardır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir kimse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapıştı, o Kur'an ve sünnet dairesinde, çerçevesinde yaşamaya devam ediyorsan, onun için
sıkıntılı bir noktanın olduğuna dair bir şey söyleyemeyiz. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ama önemli olan hal görmek değildir. Bu böyle hal görmek bir ölçü gibi kalırsa bu sıkıntı olur. Hal görenler kurtuldu, görmeyenler battı noktası olur ki Allah muhafaza eylesin. Asıl kurtuluş istikametli bir şekilde Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmaktır. Kurtuluş noktası insanlar için başka bir şeyler olmaması gerekir. Hal muhakkak bu noktada reddedilmeyen bir unsur, bir tecelliyat. Ama ve lakin hal görenler kurtuluşa erdi, görmeyenler ermedi noktası doğru değil. Muhakkak ki dervişanın içerisinde bu tip şeyleri yaşayanlar olacak. Bu tip şeyleri yaşayanlar yaşamayanlardan daha üstün, daha faziletli noktası değil. Sizin üstün olanınız takvaca üstün olanınızdır. Takva haramlardan uzak durup Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmaktır. Takva helal dairede yaşamaktır. Takva insanlara hizmet etmektir. Takva Allah ve Resulünün yolunda gitmektir. Takva insanların içerisinde insanların aydınlanmasına vesile olmaktır. Takva zikirle hemhal olmaktır. Takva o kimsenin gönlü muhabbetullah'la dolmasıdır. O yüzden bunu sadece hal gören kardeşlerin üzerinde bunu odaklarsak yanılırız. Ama sadece halin dışında bir sufilik, bir tasavvuf kurgularsak yine yanılırız. Bazı sufi topluluklar, bazı dergahlarda bu tip şeyler yaşanmıyor. Bu tip şeyler yaşanmayınca onlar bu tip şeyleri reddediyorlar. Kabir halini reddeden şeyh tanıdılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle hazretlerinin rüyada görülmeyeceğini söyleyen şeyh tanıdım. Rüyada görenlerin yalan söylediğini söyleyen şeyh tanıdılar. Bırak rüyada görülmesine inanmıyor. Normalde zikrullah'ta zikrullah esnasında rabıtada veyahut da zikrullah esnasında bir halin neticesinde görünmesini de kabul etmeyen şeyhler tanıdık. Kabir halini, zikrullah'ta hal görmeyi, yakaza halini reddeden şeyhler gördük. Kalbin ilham almasını reddeden şeyhler gördük. Tabi onlar kendilerinde böyle bir hal olmadığı gibi dervişlerinde de böyle bir hal yok. O yüzden onlar red kapısında duruyorlar. İş böyle bir noktaya gelince o zaman tasavvuf yolu, sufilik yolu da normal düzleminde devam etmiyor. Normal düzleminde devam ederken bunları devam edecekse bunları reddetmek. Bunları yok görmek mümkün değil. Aynı zamanda bunları yok görmek mümkün değil derken sadece amaç bunlar olması da doğru değil. Amaç sadece hal görmek, güzel rüya görmek değil. Burada amacımız istikamet dairesinde Kur'an ve sünneti yaşamak. Sufi ve sufilik amacı Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamak ve yaşatma mücadelesidir. Burada insanlar, burada kardeşler
hal görecekler diye bir kaide yok. Ama onu reddetme noktamız da yok. İçinden muhakkak olması gerekir mi? Her cevap evet. Bu yolun delili hükmündedir. O kardeşler daha faziletli olduğu hükmü çıkmaz bunda. Eğer sadece hal gören kardeşler faziletli, geri kalan faziletsiz dersek büyük bir yanılgı içerisine düşmüş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Önemli olan bu noktada insanın Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamasıdır. Sufinin adablarından birisi de ilk zamanlarda seyahat etmektir. Yahya İbni Cellah şöyle dedi. Bişr-i Afin'in şöyle dediğini işittim. Seyahat ediniz. Çünkü su seyahat edince güzelleşir. Durursa bozulur ve sararır. Evet, bütün sufiler, sufilerin ortak bir adabı vardır. O da seyahattır. Üstadımız Allah rahmet eylesin, riyazatı, çile çekmeyi, itikafa girmeyi, işte 40 günlük çileleri, riyazatları seyahate bağlar. Oğlum bu zamanın çilesi seyahat derdi bana. O yüzden seyahat etmek, bol bol seyahat etmek, bu seyahati Kur'an ve sünnet dairesinde yapmak ve amaç Allah rızası, Allah için olması sufi adaplarındandır. Eski sufiler de seyahate çok önem vermişler, oturdukları yerde oturmamışlar. Bir yerde oturmayı met edilecek bir nokta görmemişler. Kendilerine seyahate emretmişler ve seyahat noktasında ileri safhalarda durmuşlar. Bizim ilk dergahımızın kurucusu Hacı Bekir Baba Hazretleri de Mahmud-u Hidayet Dergahı'nda yetişmiş ve Mahmud-u Hidayet Dergahı'nın o günkü şeyhi onu seyahatle emretmiş. Demiş ki yedirirlerse yiyeceksin, yatırırlarsa yatacaksın, bindirirlerse bineceksin demiş. O da tecelliyata tabi olup 7 yıl seyahat etmiş. 7. yıl Mısır'da Abdurrahim Neşabi'den ve Abdurrahim Tantevi'den icazet alıp İstanbul'a dönmüş. Zamanın Şeyh-i İslam'ından da icazetini alıp Çorum'a, kendi memleketine döndüğünde bakmış ki annesi onun dergahını ve tekkesini yapmış. Ve orada hizmetine devam etmeye başlamış. Vefat ettiğinde Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri gelmiş, ahiz kalır. O da Ahiska'dan manevi emirle gelmiş Çorum'da dergahın başına oturmuş. O da seyahat etmiş. Ardından Çorum Hacı Mustafa Efendi Hazretleri dergahın başına oturmuş. O da seyahat etmiş. O da devamlı gider dervişleri dolaşır, vaaz-ı nasihat eder, sohbet eder, zikredermiş. Bu fakir Nevşehirli Hacı Abdullah Efendi'yi tanıdı. Şeyh Efendi Hazretleri de devamlı seyahat ederdi. Sağlığı el verdiği müddetçe son döneme kadar seyahate devam etti. Ne zaman ki iyice ağırlaştı, yatağa düştü, o zaman seyahati terk etti. Son demine kadar
Şeyh Efendi Hazretleri seyahatlerine devam etti. O yüzden bizim yolumuzun adabıdır, erkanıdır, ölçüsüdür. Bizde seyahat vardır. Bu noktada kardeşler de kardeşlerini ziyaret edebilirler. Şu anda zaten seyahatle alakalı kapı ardına kadar açık. Hizmet etmek isteyen, koşuşturmak isteyene seyahat kapısı açık. O yüzden hizmetle alakalı olmak şartı kaydıyla kardeşler seyahatten geri durmamalılar. Ve bir yerde bir program varsa, buraya gidilmesi lazım deniliyorsa ve hatta denilmese dahi kardeşler mümkün olduğunca programların bulunduğu, hizmetin bulunduğu yerlere ama hizmet etmek kastıyla ama sadece giderek, hizmet ederek o seyahat şartını yerine getirebilirler. O yüzden bu noktada ama ticaret için seyahat eden, ama Allah için seyahat eden, ama bir kardeşinin bu noktada ilim öğrenmek için, zikretmek için, ticaret için, bir kardeşini ziyaret için, akrabalarını ziyaret için seyahat her zaman için o kimseye büyük mükafat oluşmasına, büyük mükafat verilmesine sebep olacaktır. Allah bizi onlardan eylesin. Sufilerin adaplarından birisi de dünya malı rızkı varken hiçbir şey yokmuş gibi fakirlerle oturmamaktır. Bu ne demek? Bir yerde birisi fakir fukaraya iftar veriyor. O kimsenin iftar yiyecek, iftar yapacak mali durumu varsa fakir fukaranın iftar ettiği, fakir fukaraya erzak dağıtılan bir yerden gidip iftar etmesi caiz değildir. Eğer yanınızda yiyeceğiniz, içeceğiniz var ise yiyeceği, içeceği olmayanların yanında durup yiyecek, içecek beklemek dilenciliktir. Hatta sufi yiyecek, içeceği olmasa dahi kendisine dilenme kapısını kapatmalı. O ayet-i kerimede içinizden öyleleri vardır ki ihtiyaç sahibidir ama susarlar istemezler ayet-i kerimesinin üzerinde tecelli etmesi gerekir. Sufi öyle olmalı ki dışarıdan görenler onun mal varlığı, parası pulu, hali ahvali yerinde görmeli. O kimse kendisini aç, ihtiyacı var, sefil, muhtaç noktasında göstermemeli. Tabiri caizse ot yemeli, dudağında kürdan taşımalı. Aç durmalı, dudağında kürdan taşımalı. Bu işin zor kısmıdır. Bir kimsenin halini arz etmesi haram mıdır? Değildir. Bir kimseye ihtiyacını bildirmesi haram mıdır? Değildir. Ama ihtiyacını beyan etmemek, ihtiyacını göstermemek işin en güzel tarafıdır. O yüzden sufilik bir kimseye, bir şeye muktedir olduğun halde, kendi dairende, kendini muktedir olduğunu göstermemek, gizlemek demek değildir. İnsanlar vardır, paraları vardır, gizlerler. İnsanlar vardır, kendilerince yaşayacak halleri ve durumları vardır, gizlerler. Bunu kendi parasını, pulunu saklamak için veyahut da dilenci noktasında durmak için. İnsanlar ona yardım etsin istedikleri için kendisini yokmuş gibi gösterirler. Allah muhafaza eylesin. Sufilik kendisini varmış gibi göstermektir. Yokmuş gibi göstermek sufi adabından değildir.
Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Hani meşhurdur ya, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinden birisi şeyen illah der, bir şey ister. Hazreti Ömer Efendimiz, onun üzerinde bir torbası vardır. Açar bakar, torbasında buğday, aklında kaldığı kadarıyla arpa ve buğday gibi bir şey var. Onun içerisinde bir günlük yiyeceği, iki günlük yiyeceği var. Alır onu torbasından, Hazreti Ömer Efendimiz orada hayvanların önüne döküyor. Ondan sonra ona harçlık verir. Der ki, bir günlük yiyeceği olanın dilenmesi caiz değildir. Demek ki bir günlük yiyeceği olan ne yapacak? Dilenmeyecek. Bir günlük yiyeceği olan gelip de fakir fukaranın hakkını yemeyecek. Hacca ömreye gidenler bilirler. Adam yoğurt dağıtır, ekmek dağıtır, su dağıtır, tırlarla. O Müslümanlar birbirlerini çiğnerler. Oradan bir tane yoğurt alacağız, su alacağız, ekmek alacağız diye. Toplanırlar tırların başına. Üşüşürler. Oysa genel manada hacca giden kimsenin hali vakti yerindedir. Hadi içinde %10'u, %20'si hali vakti yerinde olmasın. Ama Müslümanların o tırların başında çekirge sürüsü gibi toplanması kadar utanç verici bir şey yok. Eller havada herkes. Bir şey kapacaklar. Bir, İslam adabında böyle dağıtım yoktur. İki, İslam adabında Müslümanların bir şeyin başına öyle üşüşmesi de yoktur. Yoktur. Muhakkak bir şey dağıtılır, muhakkak bir şeye ihtiyaç duyulur. O zaman herkes sıraya girip sıradan alması gerekir. Üşüşmesi normal değil. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Bir bahis daha okuyayım, bitireyim. Onların adabından biri de vakitlerinde kendilerine gerekli olanı yapmak, geçmiş ve geleceği düşünmekle uğraşıp durmamaktır. Demek ki adablardan birisi de geçmiş ve gelecekle uğraşmamak. O vakit neyi gerektiriyorsa o vaktin işini yapmak. O vakit ne iş yapmak gerekiyorsa, o vakit hangi amelle uğraşmak gerekiyorsa, o vakti o amelle geçirmek. Geçmişi geri getirmek mümkün değil. Geleceği de öne getirmek mümkün değil. Hani Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde Sufi vaktin çocuğudur da. Sufi vaktin çocuğu olacak. Geçmişi getirmen mümkün değil. Hata yaptıysan dön, hatalarından ibret al, birilerine zarar verdiysen özür dile, zararını telafi et, helallaş, işini bitir. Geçmişle alakalı hesabını bitir. Varsa birisine bir zararın, helallaş. Varsa birisiyle bir sıkıntın, git gider. Ama geçmişle alakalı, geçmişi geri getirmeye çalışmak, geçmişi yaşamak mümkün değil. Ve geçmişten bir şeyler taşımak da mümkün değil. Olmuş, bitmiş, gitmiş, yanmış, yanmış, yıkılmış, yıkılmış. Yıkılmış. Ne yaşandıysa yaşanmış, ne olduysa olmuş. Varsa bir eksiğin, kusurun, başkasına karşı git helallaş, işini bitir. Kendine de bir ders çıkar. Ben bir daha bu eksik ve noksanlıkların içerisine düşmeyeceğim ben. Mümin bir delikten iki sefer ısırılmaz. Yapmışsın bir yanlışlık, hata, bir daha geriye dönüp yapma. Aynı şeyi bir daha işleme. Hayatına devam et. Geçmişinle de alakalı tövbene, Allah'tan affını dile. Allah'la olan hesabını, kitabını da bu noktada bitir. Yoluna devam et.
Sufi vaktin çocuğudur. Dünü bugüne taşıma mümkün değil. Bütün insanların hata yaptığı noktalardan birisi şu. Dünü bugüne taşıyor. Siz dünü bugüne taşımaya çalışırsanız önünüzü göremezsiniz. Dünü arayıp duruyorsanız hala da dünü yaşayamazsınız. Dünü hala da tefekkür edip, tahayyül edip, dünde yaşıyorsanız geri kalırsınız her şeyden. Her şeyden. Bu dünün arkadaşlıklarını, dünün dostluklarını terk etmek, vefasız davranmak değil. Dünün dostluğunu bugüne taşır. Dünün arkadaşlığını bugüne taşır. Dünün yoldaşlığını bugüne taşır. Dünün kardeşliğini bugüne taşır. Bu dün dündür psikolojisi veya dün dündür siyaseti değil. Ama hiçbir şey dündeki gibi değildir. Hiçbir şey. Ve hiçbir kimse dündeki gibi değildir. Aslında insanın kendisi de dündeki gibi değildir. İnsanın da kendisi her an kendisini yeniler. Ve her an insan değişkendir. Değişken olmasının en büyük özelliği kalbi değişkendir. Kalp hiçbir zaman bir kararda durmaz. Kalp hiçbir zaman bir noktada durmaz. O yüzden Hazreti Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dilinden der ki, kalpler iki parmağın arasındadır. Kalp iki parmağın arasındadır. İki parmağın arasında döner durur kalp, yanar durur boynar. Kalp hiçbir zaman bir istikamette durmaz, bir noktada durmaz. Allah istikamet verdiği müddetçe o istikamette durur. Bir kimsenin gayreti, bir kimsenin muhakkak mücadelesi olacak bir istikamette kalmak için. Ama onun o mücadele etmek kulun kendisine ait. Ama o istikamette oturtmak Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanıdır. Kula düşen burada kalbi bir istikamette tutmaya gayret etmektir. Ama onun istikamette tutacak olan Allah'tır. O yüzden hiç kimse dün değildir. Hiçbir şey de dün değildir. Bundan sakın ha vefasızlık çıkarmayın. Bundan sakın ha döneklik çıkarmayın. Bundan sakın ha dün dündür siyaseti çıkarmayın. Ama her şey gelişmeye, her şey büyümeye, her şey derinleşmeye, her şey kendisini yenilemeye odaklanmıştır. Dünya kendisini yeniler, hava kendisini yeniler. Çiçekler yeniler, ağaçlar yeniler, meyveler yeniler. Su kendisini yeniler, toprak kendisini yeniler. Hayvanlar, böcekler, kurtlar, kuşlar, nebatat, hayvanat, her şey kendisini yeniler. Kendisini yenilemeyen bu alemde hiçbir şey yoktur. Yenileyemeyen ölmüştür bu alem mantığı içerisinde. O bitmiştir onun işi. Sufi de kendisini yeniler, cemaat da kendisini yeniler, yol da kendisini yeniler, iş yeri de kendisini yeniler, ev de kendisini yeniler. Her şey kendisini yenilemek zorundadır. Kendisini yenilemeyen iş batar, kendisini yenilemeyen ev batar, kendisini yenilemeyen dergah batar, kendisini yenilemeyen arkadaşlık batar. Her şey kendisini yenilemesi lazım. Evde kadın kendisini yenilemesi lazım. Evde adam kendisini yenilemesi lazım. Anne baba kendisini yenilemesi lazım. Çocuklar kendilerini yenilemeleri lazım. Her saat, her dakika. İş yapan, dükkan çalıştıran, iş yeri çalıştıranlar. Kendilerinizi yenilemeniz lazım. Malınızı, mantığınızı, çalışma sisteminizi, dizaynınızı yenileyin. Dergahta dervişlik yapan kardeşler kendilerinizi yenileyin. Dergah çalışma sistemi, adabı, erkanı, dergahın gidişi, yürüyüşü, koşturuşu yenileyin. Kendinizi yenilemek zorundasınız. Ve her vakit yenilemek zorundasınız. Gözüme neyzen çarptı. Neyzen kendini yenileyecek.
Gözüme Halit çarptı. Halit kendini yenilecek. Erkan kendini yenilecek. Adnan, Hüseyin, İsmail, bütün herkes kendini yenilecek. Her gün, ertesi güne taptaze kalkacak. İlahiciler kendilerini yenilecek. Her programda yeni ilahiler söyleyecekler. Her Şebi Arus'ta yeni ilahiler koyacaklar. Yenilecekler. Semazenler kendilerini yenilecekler. Karografi kendisini yenilecek. Hiçbir vakit bir vakitte kalmaz. Sen dün namaz kılarken Hazreti Peygamber'i görmüşsün. Yenile. Dünkü halini düşünme. Bitti o. 10 gün önce bir rüya görmüşsün. Orada kalmışsın. 10 gün önceki rüyayı konuşuyor hala da. Bitti. Yenile kendini. Bırak. 20 gün önce Arşala'da seyran ediyormuşsun. Bırak kardeşim. Yenile kendini. Arşala bile yeniledi. 20 gün önceki Arşala yok. 20 gün önce gördüğün cennet yok. 20 gün önce gördüğün peygamber yok. Yeniledi kendini. Rüyanı da yenile. Takılma rüyanda. Halini de yenile. Takılma. 7 yıl önce bir rüya görmüş, onu düşünüyor hala daha. 7 yıl sonra bir rüya görmemişsindir sen dedin. Kaldı. Yenilemedin ki, kuyudan sen su çekmedin. Yenileyin. Kendinizi yenileyin. Her şeyinizi yenileyin. Anlayışınızı, idrakinizi, yaşantınızı, her şeyini. Kendinizi dizayn edin, ben nerede yanlış yaptım diye. Ben nerede eksik davrandım, ben nerede durduğum yerde saydım, bakın. Hayatı şöyle algılayın. Buradaki cemaat 50 kilometre hızla gidiyor. Ama daha önce 30 kilometre hızla gidiyordun. Sen hala da 30 kilometre hızla gidiyorsan, bu cemaat kendisini 50 kilometre hıza ulaştırdıysa, sen her gün, günde 50 kilometre gidiliyorsa, sen her gün 20 kilometre geride kalıyorsun. Sonra şöyle düşünüyorsun, beni bıraktılar. Seni kim bıraktı? Sen kendin bıraktın. Yenilemedin, koşmuyorsun. Sevmek ilk günkü gibi koşmaktır. Bitmez tükenmez bir enerjiyle. Sevmek ilk defa bir tatlıyla karşılayıp yemek gibi. Devamlı o tadı arttırıp devamlı o lezzeti daha da üstüne kataraktan tatlı yemeye devam etmek gibidir. Sevmek, eski kırık aşk hikayesini dudaklarında hissetmek değildir. Sevmek o değildir. Sevmek her gün yenilenip, her gün bahar kokularını bağrına sürüp, her gün sevgiliye yeni bir kokuyla gitmektir. Sevmek her gün dudağını tazeleyip sevgiliye sunmaktır. Her gün. Ayrı bir tatta, ayrı bir lezzette, ayrı bir neşede. Sufi vaktin çocuğudur. Her vakti değerlendirir. Ve her anını değerlendirir. O yüzden sufinin bu noktada adabıdır. O dünde kalmaz. O dünde kalırsa batar. O dünde kalırsa batar. O dünü tefekkür edip de dünde hala da dünle uğraşıyorsa batar. Sevmek her gün ayrı bir kuru fasulye yiyip kuru fasulyeden ayrı tat almaktır. Aynı kuru fasulye olmuş olsa dahi.
Hayalciliktir, hayalciliktir. Aynı kuru fasulye olsa dahi senin ona ertesi gün ayrı bir tatlı yemen de sevmek. O yüzden sevmek asla köhne miştiği kabul etmez. Eski miştiği kabul etmez. Dünü kabul etmez. Dün kabul etmez. Devamlı tazelemeyi, devamlı yenilemeyi, devamlı ilerlemeyi, genişlemeyi, derinlemeyi ister. Sevmek budur. O yüzden kardeşler, sufi vaktin çocuğudur. Vakti en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edin. Bir dakika önce Allah'ı zikretme dedin. Şimdi zikret. Geçen hafta derse gelmedin. Bu hafta git. Geçen hafta gelme işine tövbe. Bir daha kaçırmayacağım ben. Devam et. Kendini bir çıt daha güzelleştirme, iyileştirme doğru adım at. Yoksa sen de eskir gidersin. Sen de eskimiş aşklar gibi kırpıntılarını toplarlar senin ortalıkta. Ondan sonra sen o dünü ararsın hep. Tembelsin. Aymazsın. Köhnemişsin. Çürümüşsün. Sen tabiri caizse teneke olmuşsun. Dünü arıyorsan sen kaybetmişsin. Hep bizde bu vardır ya, biz Osmanlı ile övünürüz. Kafamıza, beynimize Osmanlı'dan daha ileriye gidebileceğimizi sokmayız. Biz geçmişimizle övünürüz hep. Hayatımız böyle geçer bizim. Hakkınızı helal edin. Evliler, evliliğinize baktığınızda ilk evlendiğiniz günlerinize bakarsınız. İlk evlendiğimizde nasıldık dersiniz. İlk evlendiğimizde ne kadar çok birbirimizi seviyorduk dersiniz. Ne kadar birbirimizi istiyorduk dersiniz. Böyle dediğiniz an evliliğiniz eskimiştir sizin. İş yeri çalıştıranlar. Açtığımızda ne güzel iş yapıyorduk burada dersiniz. Eğer aynı işi yapmıyorsanız hata sizindir. Eskimişsinizdir siz. Siz anı yaşamamışsınızdır. Yakalayamamışsınızdır anı. Bahaneniz çoktur benim gibi. Kendinizi yenileyememişsinizdir. Oturup da burada 10 yıl önce ne zikirler yapardık dediğiniz anda eskimişsinizdir. Meydan aynı meydan. Senin aynı zikirle yapmanı etkileyen, ondan daha ileriye geçmemene sebep olan nedir ki? Eskimişsinizdir. Yok, 10 yıl öncesinden daha iyi zikir yaparsınız şimdi. Bundan 5 yıl önce şöyle yapardık. Şimdi 5 yıldan daha ileri gitmiş olmanın gerekirdi. Yenilememişsin kendini. Kendini yenilemen gerekir. Daha ileri adımlar atman gerekir. Ben sorarım, Aslan Hoca kaç tane semazenimiz var bu sene? 60 tane. Seneye 120 olması lazımdır. Seneye 240 olması lazım. Yıkın duvarları. Yıkın engelleri. Daha fazla çalışın. Daha fazla koşun. Almasın salonlar sizi. Sırada kalsın semazenler, otursunlar, çıkıyor böyle boyuna, kün lafzı gibi, habire semazen çıkıyor sahneye, çıksın, 70 tane değil, 140 tane olsun, atın salonun her tarafına semazen atın, yukarı koridorlara atın, merdivenlere atın, koltukların üzerine sema etsinler,
Çıkarın masalar koyun her tarafa. Kafayı kırdı bunlar desinler. Atın semazı. Yetiştirin, yetişin. Kaç mıtırık var? 100 kişi, 200 kişi olsun. Ses yağları kurun dışarılara. Sokaklara taşsın. Taşsın sokağa taşsın. Salonlara taşsın. Daha kapıdan itibaren gelirken insanlar semazenlerin semasında içeri girsin. Kırdı bunlar kapıyı desin. 6 parmakta semazen dönsün. Bu gece şebanız var. Çekirgede semazen dönsün. Bu gece şebanız var. Heykelde semazen dönsün. Bu gece şebanız var. Beldenin 4 bir tarafında semazen dönsün. Hepsinin başına birer tane semazen başı, birer tane nezden, 2'şer tane kudumcan, bir tane de pankart asalım oraya. Bugün şebanızımız var. Kıralım kafamızı. Kıralım kafamızı. Eğer salonlara çıkmamış olsaydık herkes şebarısı sadece Konya'da bilecekti. Türkiye'de ilk kapalı spor salonunda şebarus töreni yapan cemaatsiniz. Kendinize gelin. Sizden önce kapalı spor salonunda şebarus yapan hiçbir cemaat olmadı. Siz şimdi kapalı spor salonlarında yapmayacaksınız artık. Öyle bir noktaya girin. Yürüyün. Bahane üretmek yok. Yürüyün. Gidin şimdi küçük salonlarda şebarus yapacağını uğraşmayın. Gidin İstanbul'da 20 bin kişilik yer tutun. Yürüyün. İzmir'de gidin 5000 kişilik yer tutun. Yürüyün. Kendinizi yenileyin. Zihninizi toparlayın. Himmetinizi, gayretinizi odaklayın. Küçük işlerle uğraşmayın. Küçük insanlarla uğraşmayın. Küçük laflarla uğraşmayın. Ahmet senin hakkında ne demiş? Aman ne dediyse demiş, affettim, yürüyün. Bakın işinize. Pişmanca abi böyle demiş. Bakın işinize, yürüyün. Koşun siz. Kendinizi yenileyerekten koşun. Kendinizi yenileyerekten koşun. Durmayın. Yenilemediğiniz müddetçe kendinizi şahıs bazında da, iş bazında da, aile bazında da, dergah bazında da batmaya mahkumsunuz. O yüzden sufi vaktin çocuğudur. Dünle uğraşmaz. Bu sene muhteşem şebarus programlar oldu. Harika! Harikaydı her şey. Bütün kardeşler, bütün arkadaşlar canhıraş çalıştılar. Herkes koşuşturdu. Herkese Allah için teşekkür ediyorum. Hepsinde gayretlerini Allah'ım takdir edip Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse onu muhakkak verecek. Daha ileriye. Daha ileriye. Daha büyük coşkunluklara. Allah sevgisinin tanışmadığı hiçbir ev, hiçbir yürek kalmayıncaya kadar. Fisebilillah, Allah için. Allah için. Kimseden bir şey beklentimiz yok. Allah için. Biz alkış dahi beklemiyoruz. Biz Allah razı olsun denmesini dahi beklemiyoruz. Biz Allah için yapıyoruz. Allah için koşturmaya
devam edeceğiz inşallah. Yarın saat 1:30'da Ördekli'de bu seneki Hazreti Mevlana ve af temasıyla alakalı Ördekli'de şiir yarışmasının ödül töreni olacak. Akşamına da İzmit'te bayan kardeşlerin programı var. O yüzden yarın müsait olan kardeşler, bayanlar, erkekler saat 1:30'da inşallah Ördekli Kültür Merkezi'nde bulunmaya gayret edelim. İnşallah orasını da bir dolduralım. Ödül töreninde de orada hazır olmaya gayret edelim. Ve enteresan bir şey. İnatla Türkiye'den başka hiçbir yerde yok o liseler arası şiir yarışması. Bir de Çanakkale'de Halit, Allah razı olsun, birkaç sene üst üste yaptı. Bir bu sene olmadı herhalde, değil mi? Olacak mı bu sene de? Bu sene Kutlu Doğum'da olacak inşallah orada da. O yüzden inşallah yarın da oradaki vazifemizi yerine getireceğiz. İşimiz bitecek. Bu işler, siz şöyle düşünmeyin. Herkes gider ya ben gitmeyeyim. Öyle düşünmeyin. Bir topluluk, bir cemaat, bir din, bir aile, bir dergah öyle batar. Benim gitmeme gerek yok ya, arkadaşlar gitmiştir dediğin an sınıfta kalmışsınız. Ya ben gitmeyeyim bugün, arkadaşlar gitsin dediğin an sınıfta kalmışsınız. Sınıfta kalmak yok, gayret etmek var, mücadele etmek var, koşmak var. Nefse ve şeytana pay vermeden, ufak tefek meselelere takılmadan. Ahmet şunu demiş, Mehmet şunu demiş, şu şunu yapmış, bu buna yapmış, takılmadan hedefe kilitlenip gitmek gerek. Sufilik bu. Eğer sufiliği öyle algılamamış olsaydık, biz de o onu mu dedi, bu bunu mu dedi deyip hangi kayıya binip nerede soluklanacağımız belli olmazdı. Allah bizi affetsin inşallah. Üç İhlas bir Fatiha Şerife. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mübarek ruh şevklerine, Adem aleyhisselam'ın her ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün Peygamber Nişan Efendilerimizin mübarek ruh şevklerine, Cihari Ali Kızı'nın ruhu Kısıdık Ömer Faruk Osman'ın Zulü'nün Aliyar Muhtaza Radallahu Han Efendilerimizin Evlad-ı Resulullah, Zevcat-ı Resulullah, Ashab-ı Resulullah, Şübeyda-i Resulullah, İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hayber, İmam Eşar, İmam Muhammed, İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam Meymumen Hazretleri ruhlarına hediyeledik bu asıl ve sadar eyle ya Rabbi. Benim ismim Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Er-Rufai, Seyyid Ahmet Er-Bedevi, Seyyid İbrahim Nusik-i Şehevle Sanali Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Baylan Veli Veysel Karanı, Mahmud-u Dayı, Hazreti Celvet-i Uşak-ı Sümbül-ü Sühre verdi, küfre verdi, Şeyh Muhittin Arabi, bütün Piri Piran Hazretler mübarek bu içerimlerine hediyeledik. Muasır ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Geçmiş bütün velilerin, mürşidi, kavimlerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühman, ehli iman. La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah. Diğer mümkün ve müminatın ruhaniyetlerine, yaşayan bütün mürşidi kamillerin velilerine aşıkan sadıkan mühban ehli iman. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Diğer mümin ve müminatın ruhaniyeti kılselerinden cet ve cennetten ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illahu.
El hayyul kayyum ve tübüle gönzübüle yüne şeytan kurracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftal zikir fâlemen mevhum. Lâ.